aslında hikayeye baktığınızda 2006 yılında bir aşk hikayesi bu ve kaçarak evlenen bir çiftten bahsediyoruz. Serhat ve Melahat. Eğer ki Serhat rahmetli olmasaydı bir iş kazasında, bugün hala birlikte olsalardı belki ikinci, belki üçüncü çocukları vardı. Babaanne ve dede de torunlarını seviyor olacaklardı. Ama hayat maalesef Serhat için kısa sürdü. Henüz 25 yaşındayken bir iş kazasına kurban gitti ve hayatını kaybetti. O zaman karısı dul kaldı, çocuğu da öksüz kaldı. Ama bu demek değil ki bu çocuğu babaanneden, dededen, haladan, baba sülalesinden koparacaksınız. Maalesef acı bir hikaye bu. Ne yaptık biliyor musunuz? Önce dedenin gerçekten destekle yaşıyor. Ona gittik ve duygularını öğrenmek istedik. Bunun yanı sıra biraz önce de söyledim, babaanne canına kıymak istemiş. Allah'tan ki yarım kalmış bu girişimi ve o kadar artık bu yıllar içerisinde psikolojisi bozulmuş ki şu anda bir hastanenin psikiyatri servisinde tedavi görmek zorunda kalmış. Ve bunlarla da tek başına mücadele eden bir hala, bir anne, bir evlat aynı zamanda Şengül Hanım. Biz kayınpederle, yani babaanne, dedeyle bir röportaj yaptık efendim. Ben özellikle bu röportajı 13 yaşında şu anda evet, yeğeniniz. Evet. 13 yaşındaki yeğeninizin özellikle bunu izlemesini, anneannesinin ve dedesinin de izlemesini ve de eski gelininizin tabii çok çok arzu ediyorum. Nacettin amcayla Tavus teyze 11 yıl önce evlat acısı yaşadılar. Hasta yataklarında torun hasreti çekiyorlar. Henüz hayattalarken tek istedikleri bir kez torunları Şevval'i görüp sarılmak. Programımıza minik Şevval'i görebilmek için başvuru yaptılar. Oğlu Serhat'ı trajik bir kazada kaybeden Nacettin Bey bir yıl önce de KOA hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı hale geldi. Şimdi ise tek arzusu 11 yıldır göremediği torununa kavuşmak. Dedesi Nacettin nefes almakta zorlanırken bile torunu Şevval'in adını sayıklıyor. Arafatlı hastasıyım, nefes darlığı var, fazla var, hastalık bitmez. 2006'da oğlunuz Serhat ve Melahat severek evlenmişler. Bu evlilikten de bir çocukları var, Şevval torununuz. Evet, çocuğumuz var, anasal gitti. Gelinimi ailesi bırakmadı. 2010 yılında oğlunuz Serhat trajik bir kazayla vefat etmiş. Evet. Bu olayı bize biraz anlatır mısınız? Vallahi fabrikada çalışıyordu. Oradan kaza geçirdi. Vefat etti. Gelin dedi ki babam çok hastaydı, kanserdi. Beni çağırır. Gidip geleceğim. Gitti, daha da gelmedi. Gelin gelirdi. Gelin gelirdi, babasının anası koymadı. Gelin iyiydi, gelin iyiydi. Gelsin göreyim. Gelebilirse, mümkün varsa, ama bırakmazlar. Ben bilirim, bırakmazlar onu da. Ölümsün dünyasıdır. O da tanısın, bilsin, amcam var, dedem var, nenem var. Yani bunları öğrenmesi lazım. Şu an İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önündeyiz. Ölümle yüz yüze gelen Tavus Hanım, dört gözle torunu Şevval'den gelecek tek bir haberi bekliyor. Babaannesi Tavus'un son isteği, torunu Şevval'i görmek. Evet, o hastanenin psikiyatri koğuşundan, camdan en sallayan kişi 11 yıl önce 2010 yılında kaybettiği oğlunun acısına dayanamayan, ardından da torunu Şevval'in acısına dayanamayan Tavus Hanım'ın hayatla mücadelesi, artık acılara dayanamayıp bu dünyadan göçüp gitme isteği ve bu konuda yaptığı bir girişim Allah'tan olumsuz sonuçlanmış. Ama hala orada tedavi görüyor. Şengül, nasıl katlanıyorsun bütün bunlara? Katlanamıyorum, böyle katlanıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Bir tarafta o, bir tarafta o. Annemi o şekil görmek.
kim bilir ne güçlü bir kadındı, kim bilir nasıl bir anaç bir kadındı. Evet. Acılar ne hale getirdi? Acılar aynen. İki evladını toprağa koydu. 40 yaşında da ablamı vefat ettik. Of. Ondan sonra böyle işte. Kaç kez götürdüm. Annemi o halde orduya aldım, kadın başıma götürdüm. Göstermediler. Bırakmadı babası. Şimdi insan soruyor, neden? Bravo. Evet, ben de onun nedenini. Neden? Hani bana takmış olabilirler, dediğim gibi Serap Hanım. İlk hani anneme, benim o kızıma eşya falan almayınca ben bayağı bir ses çıkıştım. Hani bana göstermesinler, istemiyorum yani. Sonuçta evlatlarından tek kalan o. Onların canı ciğeri, evlat ya. Onlara gösterseydiler, ben istemiyordum. Bana göstermeseydiler, ben 4 kez orduya götürdüm. Ya Allah'ın bir bardak suyunu insan vermez mi? Komşulara dahi hiçbiri. Kapıda o kadını ağlayarak götürdüm, getirdim. Artık son şeyi, dayanamıyor. Az önce muhabirinize Şevval diye sesleniyor ki yukarı getir Şevval'ı diyor. Sandı ki Şevval, anne dedim. Şevval değil, bana diyor git git. O zaman git Şevval değiliz. Son çaremsizsiniz yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ne mücadeleler ettim. Mahkemelik oldum. Yok yani hani benim kardeşim iş kazası Allah'tan gelen. Hani bir şey olmadı. Kızımdı, götürseydi. Götürsün, götürdüğüne değilim de. Bizi niye evladımızdan kopardı? O çocuğun hakkı değil mi? 13 yaşında babasının bir tane resmi yok. Babasının mezarını bilmiyor. İstanbul'a geliyor, geziyor, tozuyorsun, gidiyorsun. Ne oluyor yani? Dedesine göster ya, babaannesine göster. Bunlar onun en doğal hakkı değil mi? Evlatlarının kokusu var onda. Onlar ne kadar şey olsa benim annem kadar, babam kadar mı acı çekiyorlar? Çekmiyordurlar. Bak şu an benim annem babam ne halde? Evlatlarının hasretinden. Göstermiyor. Babası zaten götürdü götüreli, göstermeyeceğim dedi. Ben de hukuka başvurdum. Yol mahkeme kararıyla gittim. Mahkeme kararıyla orada karakola gittim. Polis eşliğiyle gittim. İlk gittiğim gün 2011'de gördüm. 2011'de gördüm. 2011'de gördüm. Daha Şevval 3-3,5 yaşlarındaydı o zaman. Polis aldı, verdi. Akşam cumartesi günü gittim. Akşam 5'e kadar aldık, oynattık, sevdik, verdim. Teslim ettim annesine. Bir daha gidişimde yok işte polise niye veriyorsunuz, şudur budur. Her gidişimde kavga. Polise vermeyin tabii. Çünkü ona bir şey bırakmasınlar. Yani fırsat bırakmasınlar. Ona gerek olmaması lazım yani niye ki zaten. Niye polise veresin tabii ki zaten? Bir boşanma yok, bir husumet yok. Bir acı var ve paylaşılması gerekiyor. O acının da en güzel paylaşılacağı şey ortadaki çocuk. Işte. Gerçekten severek, neden diyorum yani neden? Buradaki tek motivasyon kuru inat diye düşünüyorum ben. Yani bazı insanların inadı meşhurdur ya bazı yerleri falan. Bunda da bu inat yani. Başka ama hiçbir zarar şey. Zarar verdi ne Şengül, ne dede, ne babaanne zarar verdiği en fazla ortadaki küçük çocuk. Evet. Tabii. Her şeyden mahrum kalıyor. Babasının anılarını, çocukluğunu anlatacak dedesinden mahrum kalıyor. Tabii. Hiçbir şey bilmiyor babasıyla çok, ilgili. Çok acı bir şey gerçekten. Şimdi Melahat ve ailesi Ordulu ve Ordu'da yaşıyorlar. Evet, Ordu'da yaşıyorlar. Melahat rahmetli Serhat'la evlendiğinde Tekirdağ'da mı yaşadılar? Evet, Tekirdağ Çerkezköy'de. Size yakın karıştı. Yaşadılar. Evet. Evleriniz evet. Yakın mıydı? Ben burada oturuyorum. Onlar ailem Tekirdağ'da yaşıyor. Peki kayınvalide ve kayınpederle mi yaşıyordu? Kayınpederle yaşıyordu, evet. Kötü bir evlilikleri mi vardı? Yani kayınvalide ve kayınpeder hayır, hiçbir şekilde. Kötü muameleye mi maruz? Bakın bunların hiçbiri geçerli bir sebep tabii, değil. Öyle. Bu arada onu da söyleyeyim. Öyle. Diyelim ki Melahat'le kayınvalidesi, kayınpederi geçinemiyordu. Diyelim ki bu bile bu çocuğu göstermemeye bir gerekçe olamaz. Evet, sonuçta 25 yaşında aslan gibi, dağ gibi oğlunu toprağa vermiş bir anne babadan bahsediyoruz. Sonraki yıllarda yine 40 yaşında aslan gibi kız evladını toprağa vermiş bir anne babadan bahsediyoruz. Bu acıların yanı sıra 11 yıldır ölen çocuklarının kokusunu alacakları torunlarına hasret bırakılıyor. Ne olur bir arayın da bunun gerekçesini, ya bizi bir ikna edin neden? Tabii. Ki bu konuda ben ikna olabileceğimi hiç zannetmiyorum. Sonuçta ortada bir can kaybı var. Ne olursa olsun öksüz kalmış bir şey var. Öksüz mü yetim mi denir baba ölünce? Vallahi fark etmez. Öksüz denir. Öksüz denir. Yani ne olursa olsun bu çocuk 2 yaşındaymış. Kime baba diyor mesela? Babasının fotoğrafı bile yok diyorsunuz, yok değil mi?
Kime baba diyor? Her şeyi bende Serap Hanım. Fotoğrafları. Her şeyi. Evlilik şeylerine, satının teline kadar bende. Gerçekten. Her şeyi. Elbisesi, iş yerinde öldüğü elbiselerine kadar her şeyi bende kardeşim. Dün akşam döktüm, hepsi bende. Satının telini ölerken yastığından toparladım. Hepsi bendeler. Hiçbir şey, 2 yaşında gittim işte, o zaman kızı doldurmuş. Bana Şevval'ın dediği. Şevval'ın ismini ben koydum. Babası bana çok bağlıydı, ben de ona çok bağlıydım. Kızın ismini ben koydum. O zaman onlar bana farklı isimle şey yapıyorlar. Gittim, bana dedi ki babamın bütün eşyalarını sen çalmışsın bana dedi. Şevval dedim. Tamam kızım dedim. Öyle biliyorsun, öyle olsun. Küçücük çocuk da, ben ona neyi anlatayım ki orada? Tamam aşkım dedim. Sen büyü. Babanın bütün her şeyi bende. Ben sana teslim edeceğim.